Ben hiçbir şey görmüyorum. Sizde bir şey yoktur inşallah. Yok. Bende ufak bir şey var. Evet, ne var? Herhalde tozdan düşmüş ufak bir. Ha, onu şey yap istersen. Bir silsin peçeteyle çorba. Masa düzeni güzel de beğendim ama bir canlı çiçek görmek isterdim. Renk uyumu da güzeldi ama dediğim gibi ben Şampiyonlar Haftası'na yakışır bir masa daha iddialı beklerdim. Masa düzeni güzeldi, değişik yapmış, çiçek koymamış. Bir tasarımcıya yakışan bir masaydı. Çiçek yoktu ama gerek de yoktu bence. Güzeldi, çok beğendim. Ben çok Faruklarla mücadele ettim, karşılaştım. Hiç problem değil benim için Faruk Bey. Yani çerez gelir benim gördüklerimin yanında Faruk Bey. Hiç problem değil benim için. Süslemede kullanacağım bunu da. Birer dal atacağım şöyle üzerlerine. Bir şey olmadı demesinler diye. Şöyle hemen dökeceğim. Menüyü nasıl buldun? En taze yarışmacı sendin dün yarıştığın için. Yani çok kargaşa, kargaşa olmuş. Böyle her şey birbirine girmiş. Aa. Bence dün beni bu kadar yorumladım. Ben böyle birinciliklerin olduğu bir menü göremedim. Bende en azından bir yenilik vardı, bir farklılık vardı. Burada tamamen bildiğimiz. İddia mı yok menüsünde, uyumsuzluk mu var? Bence çok uyumsuzluk var. Öyle mi? Evet. Mesela hangileri sırıttı sana? Ana yemekte birçok, mesela örnek veriyorum, hem soğanlı, havuçlu bir şey kullanmış, hem püre kullanmış. Hangisini yorumlayacağız bilmiyorum. Bence çok iç içe girmiş. İç içe girmiş diyorsun. Evet, tatlı tamamen yoruma kapalı. Yani evet. Gurbetçi tatlısı yorum neyden olduğu belli değil. Tatlısı. Evet, ben de ilk kez yiyeceğim gurbetçi tatlısı. Evet, sen nasıl buldun Bedriye? Karman çorman. Karman çorman. Kafası karışmış. Kafası karışmış. Evet, yazık. Aa. Kafası karışmış. Yani ne fazla, ben tam senden alamadım spesifik olarak. Ne çorba sana, yani ana yemek yerine bunu gibi koysaydı. Evet. Çorba ana yemek gibi. Yani hafif zengin bir muhteviyatı var, evet. Evet, hafif bir çorbayla başlayabilirdi. İşte değişik sebze püreleri. Onun yanında salatası karışık bayağı. Bayağı karışmış. Kafan mı karıştı senin benim yaparken, öyle diyorlar. Sizi görelim Bedriye Hanım da ondan sonra konuşuruz. Ay, bu tarz yorumlar yapmayalım. Sizi görelim, sana sizi görelim. Size mi soracağım? Nasıl yorum yapacağımı? Biraz saldırgan davrandı. Ben anlayamadım, bu tavrı ne? Ben bu şekilde yoruldum dedi herhalde. Ama ben de yoruldum. Herkes yoruluyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen de şimdi Deniz'e geleceğim de bundan ben de hoşlanmadım. Dün senin de motivasyonun çok düşüktü. Ben o ilk yarışmadaki Faruk'un enerjisini, heyecanını ya da mutluluğunu göremedim. Dün hatta kim dedi sanki zorla katılmış gibi. Ben söyledim, onu söyleyecektim. Yani sizin Deniz Bey'e tepki göstermeniz çok yanlış. Daha kötüydü. Aa, gerçekten yani. Ne diyorsun? Kırdınız. Hayır, orada yine algıyı farklı yöne çekmeye çalıştınız. Yok hayır, o yanlış anladı. Ben Bedriye Hanım'ın daha önceki programı izlediğim için biliyorum. Ben gidemezsiniz demedim. Gitmezsiniz dedim. Çünkü bu tarz, anladığım kadarıyla o tarz lezzetleri sevmediğini düşündüm. Yani yaptığı yorumdan çok haz etmediğini algıladın sen. Ben ona takılmıyorum. Genel olarak Faruk'u konuşuyorum. Serttiniz. Sertliğinden de bahsetmiyorum. Enerjisi düşüktü. Evet, yorulmuş olabilirim ama. Yani benim de tahmin edemediğim şey bu. İnsanların bu üslupları, bu fütursuz davranışları. Valla Bedriye Hanım'a karmaşık gelmiş benim mesela. Benimki karmaşıksa kendininkini göreceğiz. Öyle söyledim zaten içeride de. Sizinkini görelim dedim. Bakalım. Bir de Faruk Beyciğim, yani benden özür dilediniz. Çok teşekkür ederim. Kabul ettiniz. Benimle değil de bir şey söylerken size bir tebessümünüzü göremedim. İsterdim bir tebessüm yapmanızı isterdim. Hep böyle... Böyle cevaplar verdiniz. Yok, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar, siz gördünüz mü? Evet, çok saldırgandınız. Ya, enerjimiz gerçekten güler yüzünüz yoktu. Yani böyle tamam, yorulmuştunuz, anlıyoruz. Şeydir yani, siz nasıl gelirseniz öyledir ya. Hayır ama sizin evinize geldik. Ne olursa olsun. Gibi yorumlar yaptığınız için. Yarın bana geleceksiniz. Bana da o şekilde geleceksiniz. Görün misafir nasıl ağırlanıyormuş, görürsünüz. Umarım sularınızı servis edeyim mi, yoksa çorbalar? Yok, gel otur. Çorbadan sonra alırız. Hadi afiyet olsun. Para çorbası. İçinde nohut olması gerekiyor mu çorbanın? Gerekiyor. Normalde gerekiyor. Ben de kullanırım ama kış aylarında daha çok nohut tercih ediyorum. Bir de çekim sırasında haşlama gibi bir olanam yoktu. Yani neden? Önceden ıslamam gerekiyordu nohutu. Sonra akşamdan ıslanması lazım falan filan. Ama görmek isterdim otu. Çünkü orijinali yani o tercihe bağlı ama olmazsa olmaz değil. Ama ben öyle de var, böyle de kullanılıyor. Nohut en kötü hazır kullansaydınız. Kullanmam çok. Ama o zaman bu da olmuyor yani orijinalinde olmaz. Ama orijinalde bir şey yok. Tariflerine baktığımızda. Deniz Bey köfte de kullanılıyor değil mi? Kıymadan. Evet. Ben kıymalı biliyorum. Ben köftesini yemedim. Ben kıymalısını yedim. Ne desek onu biliyorum, bunu biliyorum diyorsunuz. Bunu yapıyorum, kullanmıyorum. Ama nohut bence olmazsa olmazı bu çorbanın. Kullanıyorum, kendim de kışın kullanıyorum ama yani bu saatte nasıl yapacaksınız, siz de yarışacaksınız. Hazır kullanacaksınız. Hazır kullanılmaz ama yani hazır kullandığımız hiçbir şey yok mu? Yok. Yok mu? Var, menünüzde var. Ne var? Milföy var. Milföy'ü kendiniz açıyor musunuz siz efendim? Açılabilir bir hamur yani. Ama kiş normalde kurabiye hamurundan oluyor. Milföy'den asla kiş yemedim ben. Ben açmıyorum da yapılıyor yani. O ama yani milföy artık herkes de tarafından kullanılıyor. Yani öyle doğru söylüyorsunuz hani hazır var yani ürünün. Nohut konusunda evet ama bakın bu çorbanın tarifinde nohut geçmiyor. Yani olmazsa olmazı değil. Hayır. Nohut da içtim ben. Sizin bildiğiniz kadar bir sürü eksikler var. Hani bunda nohut yok yani. Hani öyle tariflerine baktığınızda nohut illa olacak diye değil. Bir şey diyeceğim. Kiş. Mercimek de koyuyorlar mesela bazı yerlerde. Kiş, milföyle ben kiş. Kişe geleceğiz. Bir çorbayı konuşalım. Sen beğendin mi peki Gönül? Suhan Hanım eksikleri var. Nohut eksikliyorsun. Evet, köftesi eksikliyorsun. Evet.